Hepimizde hayırlı geç bulsun. Hemimiz ham kuruş düğdür kuruş bir galibimizden canlı yayında mancı da kursam ben. Barçayınız taşrifinizden gayet şart bulduk. Bugünkü mavzuyumuz. Yani ticaret savdası debatilerde. Ticaret savdasını kanda olup borulardı internet orkalik. Yok ki online yok ki offline tarzda. Kanda olup biz ticaret sıkıntını olup borulardığımız doğrusu da bugün kaplaşıp olalımız. Yani koşulganlar bo'lsa, hammaga salom. Biz eskiler ekan, Dilfuza, Baxtiyor, Sitillo, Nadejda, hammalarga salom bo'lsin. Demak, tijorat suhbati. Ya'niki bizim bilimizdan biladigan ishimiz hammasi, masalan, biz taqdimot o'tgan paytimizda bu tijorat suhbatiga kiradi bu. Taqdimot davri biz tijorat yo'llarimizni qanaqa tijoratlar bilan shug'ullanamiz, nimani sotamiz, nimani olib chiqamiz biz, nima mavzuni ko'taryapmiz. Mana shularning hammasini tijorat savdosi deb ataladi. Tijorat savdosini qilish uchun albatta biz o'zimizni tayyorgarligimiz bo'lishi kerak. Qo'llarimizda o'zlarimizni ruchkalarimiz, daftar, taqdimot o'tadigan bir nimamiz bo'lsa, katalogimiz bo'lsa, katalogini olamiz. Shu bilan biz ya'ni ki mavzuyimiz bor, yo'nalishimiz bor. Biz tayyormiz tijorat suhbati olib borishlikka. Slaydlarimiz halqacha qolishi mumkin. Biz boshqa shaxslarning mahsulotini sotib olishlariga samarali va axloqiy jihatdan ishontirish uchun suhbat qurishning asosiy elementlari haqida gaplashamiz. Ha, demak biz texnologiya, Skype texnologiyasi nima u narsa? Bu narsani bu mahsulot, demak bizi mahsulotimiz transport turi. Ya'ni ki dizel yoqmaydigan, benzin yoqmaydigan, gaz yoqmaydigan transport turi, elektr quyosh energiyasi energiyasida harakatlanadigan transport turiga kiradi. Mana shu narsani biz ya'ni ki mijozlarga yetkazishimiz kerak. Bu narsani haqiqiy ekanligini o'zimizni qo'limizdagi materiallari biz bilan, video materiallarimiz bilan, audio materiallarimiz bilan bunu mijozimizga yetkazib berishimiz kerak ma'lumotni va u ishonish kerak shu narsa borligi haqida. Ana shu narsani biz qanday qilib bu ishontirish yo'llarini hozir biz mavzuimizda ko'rib chiqamiz. Uzr, sal ovozim turibdi, hozir dori-darmon qilib sal terilib turibman. Tijoriy suhbat qilish uchun qanday tayyorgarlik ko'rish kerak? Sotish bo'yicha suhbat qilish uchun nima qilishlik kerak? Birinchidan, korxona uslubi barcha vositalarning SSC logotipi bilan bo'lsin. Ya'niki bizda tayyorgarlik qilishligimiz uchun korxona uslubi bo'yicha, ya'ni biz jamoatimizni o'zini mana nimalari bor, barcha vositalari bor, logotipi tushirilgan, ya'ni nimalar deymiz biz, plakatlarimiz bor, vosita shu logotip SSC logotipi tushirilgan ruchkalarimiz bor, daftarlarimiz bor, bloknot bor, boshqa singari ko'p-ko'p narsalarimiz bor. Mana shu narsani hammasini tayyorlab qo'yishligimiz kerak. Suhbatdan oldin bu ustozimizni ishida ustida ish ustozimiz ustida bu turgan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, mana korxona ruchkasi deb qo'yamiz. Loyiha haqida oxirgi yangiliklar. Bizda hattoki qora qog'ozda bo'lsa ham ustozimiz ustida oxirgi yangiliklar bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa monitorimiz bo'lsa, televizorimiz yoki noutbukimiz, kompyuter bo'ladigan bo'lsa, video materiallarning eng oxirgilari bo'lishi kerak. Va undan tashqari bizda 100 savolga 100 javob degan kitobimiz bor. Shuni hech bo'lmasa oq qora uslubda chiqarib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Kim taqdimot o'tadigan bo'lsa, mana shu narsalarga e'tibor berishligi kerak. Bu narsaga e'tibor berilmaydigan bo'lsa, bizi muloqotimiz qandaydir bir jonsiz holatga kelib qoladi. Loyiha haqida promo kataloglar bo'lishi kerak. Mijozga hadya qilish mumkin bo'lgan bir ma'lum bir narsalaringiz bo'lishi kerak. Bir kalendarmidi, shunaqa chiqarsa bo'ladi. Yoki bir tomoniga SVK'ni urib, ikkinchi tomoniga kalendar 21-chi yilga qo'yilgan bo'lishi mumkin. Yoki kataloglar bo'lishi mumkin. Buklet bo'lishi mumkin. Investitsion paketlarning chop etilgan nusxasi bo'lishi mumkin. Bizda hozirda ayni damda 31-chi chislogacha, ya'ni oy oxirigacha, yanvar oxirigacha bizga berilgan promotion bo'yicha chop qilib chiqarib qo'ygan qog'ozda ko'zga ko'rinadigan asarlarimiz bo'lishi kerak. Undan tashqari kompyuterimiz bo'lishi kerak, telefonimiz bo'lishi kerak. Videolarni ko'rsatish uchun bitta tasvirli qo'llanma, ya'ni bitta tasvirli qo'llanma mingta so'zdan afzal deyiladi. Ya'ni o'sha biz bitta qo'l ko'rgazmali qurolimiz, ya'ni
video materialimiz bo'ladigan bo'lsa, u bizi 1000 ta so'zimizdan oshib bitta videoni ko'rsatib berganimiz afzal bo'ladi. Slaydlarimizni almashtirish juda qiyin bo'lyapti. Svet yo'q, internet yo'q. Ertalab Nadejda kunduz kunda bajarolgan ishlarni o'shaning uchun kishida kunduzda yorug'lik sal bor edi. Bizda yorug'lik yo'q. Taqdimot uchun qo'llanmalar. Birinchidan chop etilgan qo'llanmalar bo'lishi kerak. İkincisi kompyuter orqali taqdimot o'tkazib berish. Taqdimotni o'sha kompyuter orqali tayyorlab qo'ygan mana variantimiz mana shu o'tayotgan variantlarimiz bo'lishi mumkin. Videolarni rasmiy manbalardan oling, saytlardan, ya'ni SVK SVC saytidan yoki RSV Systems saytidan yoki Engineer Uniski saytidan va shuning singari manbalarimiz bor. O'sha manbalardan olishimiz, barcha ma'lumotlar olishimiz kerak bo'ladi. Oxirgi ma'lumotlarda mana ko'rib turganingizdek slaydimizda vizitka bejiklarimiz, sumkachalarimiz bo'lsa qo'yib qo'yamiz yoki mana ko'rib turganingizdek Dubayda qurilgan yo'lni mana rasmlar tushirib qo'yilgan mana o'sha ajoyib o'sha yangi tropik zonalarga mo'ljallab chiqarilgan ustunlarni ko'rib turibsiz ekraningizda. Bundan tashqari sotish bo'yicha tijorat suhbatni dastlabki daqiqalarida eng asosiy narsa nima? Ya'ni mana shu biz tijoriy suhbat olib borayotgan paytimizda eng zaruriy narsa nima ekanligini biz albatta eslab qolishimiz kerak va buni doimiy qo'l ostimizda va buni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak. Esda tuting, hech qachon o'zingizni haqingizda gapirmang. Kimsiz, qaydan keldingiz, qachon bo'ldi, nima bo'ldi, qanday bo'ldi, unaqa emas. Faqat o'sha hech qachon masoat haqida birinchi bo'lib gapirmang. Hech qachon xizmat haqida gapirmang. Ha, suhbatga dastlabki daqiqalarda boshlanishda uni gapirmaslik kerak. Masalan, aytishingiz mumkin, hozirgi ko'chadagi muammolarni olib kelishingiz mumkin. Masalan, hozirgi ko'chada bo'layotgan muammolarni eng ko'pi qaysisi nima? Mana vodiydan masalan markazga Toshkentga boriladigan bo'lsa, uzoq vaqtda borishlik, sovuqda qolishlik, tog'da bekilib qolishlik, qor ko'chib qolishlik, sel olishlik, shu singari hodisalarni gapirib turib, Toshkentga siz yarim soatda borish istarmidingiz? Samolyotsiz, masalan, samolyot ham bulutli havoda uchmaydi, tuman havoda uchmaydi, qo'nmaydi. Shuning uchun bu narsalarni gapirmasdan o'sha mahsulot haqida yoki o'zingiz haqida gapirmasdan avvalo shu muammoni ko'tarishingiz kerak. Hozirgi ko'chada bo'lib turgan muammo, transport muammosini ko'rsatsangiz, shahringizda bo'layotgan muammo bor, qaydadir tirbandliklar bor, qaydadir shunaqangi yo'llarni buzilgan joylari bor. Masalan, ishchi manzilingizga borishingiz uchun yo'llarni buzilgan ko'chalar bo'lsa, Duxul-Duxul ko'cha, shuning asfaltlari ko'chgan ko'chalar bo'ladigan bo'lsa, u yerda transport harakatligi albatta sekinlashadi. Ana shu muammolarni ko'tarib, dastlabki daqiqalar, dastlabki 2-3 daqiqa mana shunaqa abzor deymiz, abzor berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Abzor berib bo'lganimizdan keyin boshqa so'zlarga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun avvalo hech qachon o'z haqingizda gapirmang, hech qachon masoat haqida gapirmang va tijoratingiz haqida gapirmang. Odamlar his tuyg'ularga qarab qaror qabul qilishadi. Ular mantiqiy fikrlashdan ko'ra zarurat yoki his tuyg'udan kelib chiqib qaror qabul qilishadi. Shuning uchun moddiy bo'lmagan foyda ishonchni keltiradir. Siz o'sha masalan mantiqiy fikrlashga ko'ra zarurat yoki his tuyg'udan kelib chiqib chiqib qaror qabul qilishadi deb yozib qo'yamiz. Bu degani ya'ni o'ylab ham o'tirmaydi ular odamlar. Qancha yengillik tomonini gapirib bersangiz, mana masalan o'sha hozirgi yuqorida gapirib o'tgan gaplarimiz yoki bo'lmasa bu narsada qanday moddiy nimalarimiz borligi mana svet yorib qoldi, xudoga shukr, svetimiz yonida. Xayriyat, xayriyat. Hop, mana endi monitorimiz ham yaxshi ko'rindi. Men ham sal ko'zimni sal uzoqroq olib borishim mumkin. Ya tikilib qolishim shart emas. Nima qilib o'sha hissiyotga berilib, masalan, yana his tuyg'uni yana bir misol keltiradigan bo'lsak, transport vositasi tufayli bilib olamiz, savol beraman. Ochiq savollar o'tdi-da, o'tgan yili mavzuyimizda ochiq savollar bilan murojaat qilish deb o'tdik. Ochiq savollardan bittasi, oilangizda bir transport hodisasi tufayli zarar, aziyat ko'rgan odam bormi?
desangiz, albatta har bir xonadonda hozir transport voqeasi sodir bo'lgan inson topiladi. Aytadi, shunaqa deydi. Ha, uning endi hissiyot uyg'ondi-da buni. Yani şunaqangi bundan keyingi avlodlarimizdagi bugungidan keyin kelajakdagi odamlarni ichida shunaqangi tasodifiy hodisalar bo'lmasligini, oldini olishligini, shunaqangi bir transport hodisasi bo'lmaydigan yoki odam o'lib ketmaydigan transport bo'lishini istaysizmi degan mavzularda olib kelasiz. Va undan keyin uni demak o'sha insonga bo'ladigan ma'naviy ozuqa beradigan moddiy emas foyda, ma'naviy foyda berishi mumkin bo'lgan holatdagi mavzuda gapirib o'tasiz. Shunaqangi bo'lmagan, masalan, juda ko'pda xonadon, har bir xonadonda bor-ku-da, har bir nima desa bo'ladi, har bir urug'da transportdan halok bo'lgan odamlar bor, transport tufayli nogiron bo'lgan odamlar bor, transport hodisasi tufayli shunaqangi bir qiyinchiliklarga uchrab qolgan yoki shunaqangi o'zini transportda shunaqangi tasodifga tushgan odamlar bor. Mana shu tomondan moddiy bo'lmagan manfaat orqali, ya'ni ma'naviy manfaat orqali ularni tushuncha berishingiz kerak bo'ladi. Bu esa sizni ishonchga kirishligingizga va shartnomangizni imzolanishiga, ya'ni shu siz taklif qilgan mijozingizga, sizga a'zo bo'lishligiga, sizni strukturangizga tushishligiga bir chiroyli ajoyib yo'l desak bo'ladi. Qanday yo'l bo'ladi, xudo xolasa. Keyingi slaydimiz. Aloqada sal susayish bo'ldimi? Odamlar qarorni haqiqat bilan oqlashadi. Odamlar qarorni haqiqat bilan bir misol keltirib qaror qabul qilsa, mana shu tufayli qaror qabul qildim deydi. Bu haqiqatni keltirib qaror qabul qilganligini bildiradi. Masalan, bu u bu mashinani sotib olishni istaydi. Chunki u bu unga quvonch keltiradi. Lekin buni o'zini oqlona oqlash uchungina sotib oladi. Ya'ni o'zini oqlashlik uchun bir mashina, mana men mobilni sotib olmoqchi bo'lsa, shuning uchun aytadi, bir so'z berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bir qandaydir o'zini xohishi bor shu narsada harakat qiladi. Umr bo'yi odamlar shu mashina olishga harakat qiladi. Qancha odamlar mana hozir navbatda turganlari bor, pul to'lab qo'yganlari bor, to'layotganlari bor. Qachon qarasangiz mana GM degan kompaniya juda bir o'qqon kompaniya. Shunchalik narxlarni oshirib bo'lishiga qaramasdan odamlar yana to'lov qilaveradi, mashina olishga kelaveradi, rasqish qilaveradi. Bir joyga paqt turadi, falon puliga pul topolmasdan, remont qilolmasdan uni yotadi bir joyda. Bular o'sha narsa nima uchun? O'zlarini oqlash uchun-da, o'g'lon, mana shu narsani men niyat qiluvdim, shuni oldim degan bir maqtov, oqlanishlik uchun transport sotib olishga harakat qilishadi. Odamlar ekoparastdir, egoparast, ya'ni egoist. Egoist. Barchamiz bu dunyoni shaxsan biz bilan qanday bog'langan nuqtai nazardan ko'ramiz. Bizga qanaqa dunyoda qanaqa bog'langanligini ko'ramiz. Lekin chuqurroq darajada e'tibor bersak, savol bunda ohang beradi. Bu meni hurmat ehtiromimni qanday oshiradi?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen işte yapsan iştiriş var mı? Tasvir var mı? Nazvaramız çattı. Bizde alakada üzülüş buldu. Dağdaşlar işte bu dedi. Var mı? Avaz var mı? Kaytarlık çıkarmış. Avaz varlığını plus bilen, yokluğunu minus bilen, tasvir varlığını plus bilen, yokluğunu minus bilen bir de koyalımız. İltimas hamkorla internette üzülüş buldu. Ben kaytıp kabinetine kırdım. Ben kuru yapsam yokum. Ben kaytarlık çıkıp öyle. Ha, var ekan. Demek adamlar ege parası buluşuyordu. Demek ki ikinci mavzuyumuz şu babla. İnsan sizin fikirler derecenizde fikirleme günce kanda acayipliğinizde, keltirgen faktinizde bebaholuğunu anlayıp yetmeydi, kadriniz gitmeydi. Kaçan ürenli hem fikirler cereyanı, siz deyelik fikirler cereyanı getirdik kere. Transportta avalar şu türlü bir işleyip, müşterisiyle etibar bir işleyip kere. Yani kekan adam bu skavva hakkı doğru işitmekan adamı avvalı o şey transport hakkı dege bana bu koçu dege muavvalı hakkı dege bir bergenimizde önde fikirler cereyanı yürüyüşü başlaydı. Ötken dersimizde atkandak soru cevap tarikası da yani diyalog boyunca olup organ bizim sohbetimiz neticesi de bu adam bu nüme ekalliğinin anla bir tuvarıdır. Az gene mavzunu gebe düşündünüz mü? Az gene mavzunu gebe düşündünüz mü? Sonra bu alışınız kerabını. Çünkü o sizi kılgandan kegin, o şerine sene siz etken mavzunu, siz etken bir bulanı bir kısmını, bir abzası sözünüzü o adam anlayıp yetkendirken, düşünüp olgandayken keyingi sıfatı devam ettirdikten bulsanız, o siz şöyle fikirlerdikten buladı ve sizi kadrinizle yetirdikten buladı. Sizi anlayıp yetirdikten, ne deyip kalliniz düşünüldükten buladı. Sizi kadrimiz yetişirdik, sizi anlayıp yetişirdik, bu siz etken nasıl kabul kılıçdığı asan buladı. Çünkü biz onu kabul kıladığımız derece olduğunu anki oluşumuz gerek. Yukarı bir derece Osmanlı'dan tarafı çıkanda kılmazdan aşağı kılgan halatta oturuşumuz gerek oluyordu. Bizim ve bizim oluşumuzda doğru geliyordu. Slide'lerim yukarı koptu. Şimdi slide yukarı koptu. Demek taptım demek taptım. Ben canlı tapken de buldum. Bakın yeni slide'ımız. Akseriyat adamlar olamam gergi şeydi. Mesela köyçü diyelim sağda koresiz o. Pazar diyelim. Mesela yok kumatlar kiti yaptı dese hemen yok sat kapı kötüydü. Mesela yani şunu söyleyelim başka, ün, don, şunu söyleyelim, özü korkat, masalat, kartuş, köpüğü, sağızı. Olamanga karar. Ben köpçü oluyordu diken, yani, karesi üç, eğer mazara olduğu gibi barıp bakan bazı bir şuna panik var, adamla böyledi. Mazara olduğu gibi olsa Türk kişi setkede kartuşu kötüleyip gülüyorken bu olsa nümedir bu yaptı diken, yan barıp kartuş kalıyordu. Köpçülerimiz taklitçilerimiz, he? Birbirimize taklit. İşhanede bir kişi bir tanesi kıyım kıyısı, biz ama işte iki işe hareket kılıyoruz. Yoki ko'cha ko'yda oshlar ayimiz ichida bir kishi bir kiyim kiysa uni kiyishga, bir ovqat yesa uni yeyishga, bir narsa qilsa o'shani qilishlikka biz ham taqlid qilishlikka o'rganib ketganmiz. Qanaqangidir irsiyatimizga shu taqlidchilik kirib ketib qoldi. Biz bir narsani o'zimiz oshir ishonch hosil qilmasak boshqalarga taqlid qilish uchun ularga qaraymiz. Masalan, bitta narsani eshityapmiz, bitta narsani ko'ryapmiz yoki bitta narsani bilmoqchimiz qaraymizda shu ma'lumot boshqalarda bormi? Shuning ko'pchilik mana o'zini nimalarida tanishmish oshnalar orasida bormi? Shunaqa biladigan bormi? Masalan aytadi, "Skava haqida eshitganmisan?" dedi. "Yo'q, eshitmaganman, sen yo'qmasan ekan" deb ketadi. Shunaqa boshqalarga taqlid qiladi-da, taqlid qilish bir o'rinda ham bor. Boshqa hamma narsada ham taqlid bor-da. Bitta og'ayingiz o'zi aytaylik Gentra mashina minib yurgan bo'lsa, bitta og'ayingiz ma'lum bo'lmagan bo'lsa, uni ham ma'lum bo'lmingiz kerak. Kep qoladi. Bittasi Chevrolet mingan bo'lsa, uni mingiz kelib qoladi. Bittasi Cobalt mingan bo'lsa, uni mingiz kelib qoladi. Ana shu taqlid asosida kelib chiqqan
taqlidda mahsulotlari bu hammasi. Biz boshqalar nima qilayotganini, boshqalar nimani his qilayotganini surishtirishdan ko'ra o'zimiz fikr yuritsak va buni anglab yetishga harakat qilsak bizga manfaatliroqdir. Hozir savollar bo'lib qolibdi, qanaqa qiyinchilik qolibdi, o'tib javob berib qo'yaylik. Chatimizda nimadir. Yo'q, mayli. Natijada profilaktika ishlarini olib boryapti ekan. Mayli, olib borsin. Demak, biz boshqa surishtirish o'zimiz fikr yuritsak, buni anglab yetishga harakat qilsak bizga manfaatliroq bo'ladi. Masalan, hozir qo'limizda internet degan narsa juda rivojlangan narsa bor-da. Juda bir ajoyib, biz qiynagan savol haqida javob berishimiz mumkin-da buni. Telefonimizni qo'limizga olamiz-da. Shundoq unga buyruq bersak, aytib beradi. Ruscha aytsak ham, o'zbekcha aytsak ham farqi yo'q. Ko'proq ruscha mana telefonlarni hammasida kompyuterlarda Alisa degan haligi prilejeniysi bor. Privet Alisa desangiz, darrov qani deydi. Keyin gapingiz bo'lsa aytsangiz, u darrov topib beraveradi. Nima savolingiz bo'lsa, savolingizga javob chiqarib beraveradi. Shuning uchun ko'proq o'zimiz fikrlashimiz kerak. Boshqalarga taqlid qilmasdan, boshqalar nima qilgan bo'lsa o'shani qilmasdan, o'zimizni o'zimizni yo'nalishimizni, o'zimizni uslubimizni yaratishimiz kerak. Qachon bir o'zimizni uslubimizni yaratib, o'zimizni izimizni yaratadigan bo'lsak, masalan, shunaqa hodis nima bo'ladi? Masalan, hayotda bor narsa, botqoqqa borgan odam birinchi bitta odam qayerdan yursa, o'shani qadam qo'ygan joyiga keyingi odamni qadam qo'yadi. Bu darajasi singari botqoqda o'tuvchilarning oldida, saf oldida bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Hamma narsada ham, nima narsada bo'lsa ham, masalan, bizi ota-bobolarimiz, bizi yurtimizda yashab o'tgan odamlar butun falaqiyat ilmi bormi, javob ilmi bormi, yo boshqa qanaqangi meditsina bormi, nimaki geometriyami, algebrami, hammasi bo'yicha algoritm bo'yicha bo'ladimi? Algoritm mana masalan kompyuter algoritm asosida ishlaydi. Buni asosini Al-Xorazmiy qo'ydi. Bunaqa narsani, buni tizimini yaratib bergan kishi Al-Xorazmiy bo'ladilar. Shunaqangi biz diyorlarimizdan buyuk, ulug' odamlar chiqqan. Biz hozirgi kunda nima qilyapmiz? Taqlidan bo'shamayapmiz. O'zimizga fikr yuritib bir narsani yaratishga, bir narsani noldan barpo qilishga harakat qilmayapmiz. Faqat taqliddan yurib o'tmaydigan bo'lib qolindi keyingi paytda. Bu esa bizi, jamiyatimizni, bizi odamlarimizni saviyasini pasayib borishiga sabab bo'lib qoladi. Qanday ko'rinishingizga e'tibor bering. Kelinglar, bir-birimizga va o'zimizga ko'proq e'tibor bo'laylik, e'tiborlik bo'laylik. Masalan, taqdimotga borgan paytingizda bir chiroyli o'zingizga qarab, kiyimlaringizga qarab, o'zingizga qarab bir chiroyli kiyimlarni kiyib borsangiz, sizga nisbatan odamlarda ham bir haybatingiz paydo bo'ladi. Haybat paydo bo'lgandan keyin albatta bu haybat degan narsa nafaqat inson, hayvon ham biladi-da. Masalan, bir it sizga akillab kelsa, haybat qilib qo'lingizni ko'tarib, haybat bo'lib baqirsangiz, qochadi. Shuning uchun haybatingiz sir bo'ladi-da. Haybatingiz sir bo'lib, u odamni sizga nisbatan hurmati oshishiga va u sizga so'zlayotgan nutqingiz so'zlashishga harakat ishlashishga harakat qiladi. Esda tutaylik, ko'pchilik kiyinishimizga e'tibor qaratadi. Martabalik kiyinaylik va o'zimizni muvaffaqiyatimizni namoyish etaylik. Masalan, o'sha aytdim-ku, mana ruchkalarimiz bor, masterlarga ruchka beriladi. Masterdan boshqa shunaqasi bor. Yoki hozirgi kunda o'sha ruchkalarimizni internet magazinimiz bor, shaxsiy lavhamizda, o'sha shaxsiy lavhamizdagi magazinimiz orqali xarid qilishimiz mumkin, arzimagan pulga beradi ruchka, katalog buyurtma berishimiz mumkin, yon daftar buyurtma berishimiz mumkin, futbolka, mayka, kepka, shuni singari juda ko'p magazinimizda mahsulotlar bor. Taqdimotga borishda shunaqa narsalardan olib o'zimizga kiyib olsak, maykalarni kiyib, kepkalarni kiyib yoki ruchkalarni cho'ntaklarimizga taqib, bloknotlarini Skyward Community'nikini olib olib, shunaqangi bir o'zimizga qarab kiyimimizga ham arzimagan pul ketadi. Masalan, arzimagan pul bilan bir chiroyli kostyum shim qilib qo'ysa bo'ladi. O'shada taqdimotga borganda o'shani kiyib boriladi. Bu esa sizdan bizni ishimiz rivojini beradi va bizni mahsulotimizni tez xaridor, sel xaridor bo'lishiga olib keladi. Yoki bo'lmasa
Başkaları üstünden hüküm çıkar mı? Ha, ben bilemem. Siz kitabını mukavvasiye karar yok ki bu mücazlarının kıyımına karar ularga bağı vereceğiniz kıyınlığını. Mesela mücazlı. Siz özünüz takdimatı için geldiğinde sizi az mukavvasını takdimatı keletken adam ben skarvayı o şiddi yani falan üstüne iştikeni varamam. O lider, o master, o expert de aldın sizi mücazlı keletken hamkörünün sizi az mı tanıştırgan bulundu. Siz ten oğlu bulundu. Lakin siz kegan adamı yok kıyımına karar. Ha, benim kitapta mukavvasıya kararımızda, kulumuzda bir kitap işlerdi, onunla mukavvasıya kararımızda, mukavvasıya kararımızda, bunu kaynak kitabını anlatıyor muyuz? Biz ama adamın kuruluşuna kararımızda, bunu kaynak adamını anlatıyor muyuz? Şunun için, adamların koşup, taşık kuruluşundan, biz ulaka hüküm çıkarmasıyız gerek. Biz köpülçü şu oranda adışımız. Kimge itibar veriş gerek, kimge itibarsız buluş gerek, imkanat koldan ketken de afsız bir fayda, samimi bulun. Yani mesela telefon ruhatımız artık, telefon ruhat kılıp alıştığımız kadar, telefon ruhatımızda ben okumasak kadar, ya bu mail, bu mail, bu mail, bu mail, bir çekeden, tanışlarımızı hem mesela kayta kayta kongrak kılıp, ulabilen, sıfatlaşıp, ulabilen, üç yaşıyla teşkillaştırıp, ulaka malumat yetkisi birimizi biz kadar. Bunun için ise biz albette, şunlaka adamı acatmasıydımız kadar. Odam ajratib qo'ysa bilmaymiz, bir kishini taklif qilmagan bo'lsak, u vaqti kirib boshqa odam orqali kelib qolsa, men bu odamni bilardim. Biz juda mana tarmoqda juda raqamli ahmoqona qiliqlar ko'paganki, sen o'zing borib do'stingga aytmading. Boshqa boshlab kelsa, bu meni og'aynim edim, men yozib olaman buni demasdan oldindan o'zing harakatingni qil, tanishing bormi? Istab ko'r, telefon bor, ko'cha ko'tirgan yerda uchrashasan tanish bilishing bilan, qatorligin qo'lingda bo'lsin, vaqtingni so'ngachanga hisob olgin. Yolunlukta kayda bulsam, o aynı ki ben de bir piyano çay içerik, ben de bir fincan, bir fincan kofi içerik deyip durup, bir de kahveye takılıp kılıp, bir piyano kahveye bir mehman kılıp, aytin, tanışı bir şeyinizde aytin, ertelik af sıkması geçiyor. Yok ki bir kişi, o kese onu indi, kurup kılıp, ya, bu menge yazılardı, ben tanışım bu, ben ciyanım bu, ben karındaşım bu demezden, avval uzunuz, o şey tanış bir şeyinizde, imkoniyat bering ve ularga shunaqangi ma'lumot bering, keyin afsus qilib qolmang. Muvaffaqiyatlik tijoratning 7 qadami. Muvaffaqiyat tijoratning 1 qadami mijozingizga loyihaga investitsiya kiritish oqilona va sermahsul ekanligini misollarda ko'rsating. Mesela misal kılıp görseteyim, mesela 100 milyon dolar etse aladığım bulsanız, öyle meşhur bir sözümüz var. Altı duacıyınız ki, kim 100 milyon dolar etse olsa, kampanya, yani ticaret birçesine çıkandayken, o şey mali birçesine çıkandayken, bu albette 105 yıldayken milyoner bulandığına vadeli birilerdi. Kanda acayip nasıl da, şuna kadar bunu, hangi maksulatlığı nasıl yakalıyor, seri maksulatlığını düşündürün. Mesela şu nasıl yolumuz kurulup kalkıdağı boyunca biz hızlı köpçülüğümüz bir yerde çattakiler vadiden ekalımız. Vadiden Toşken'e barıştığı için muammalarını kurup durursunuz. Toşken petakke çıkıp orasınız, tamaşını kurgunca birinci kip kalkan boysanız. O da orada da 4 adam, 3 adam çıkınca yani kutu tersi bu yolda kuruyoruz, tartışıyor, tartışıyor. Böyle 20 metresi bir adam yok, yürüyor. Ben adam olamam, ben adam olamam. Böyle böyle onun camileri şüphet edildi. Ya bu, astagfirullah deyorsunuz, bir gün kaygıdır barudu bir şakka. Benimce Afsana Bağı'da barudu. Kulümüzde bir nema barudu. Kötergen yükümüz barudu. Başka şu biz bilen o, kulümüzde usum kona koy, malinge çıkayım da bir tesal yap diye. Toşken'e barmıyım ama ben Afsana Bağı'da görüyorum, gideceğim ben deseniz. Birbirinizden talaşı var tuttu da içtimai de sizi. Öyle de bakar estağfurullah, barakat al kuyla, ben Toşken'e git etkenim. Yok, ben yuramıyım ama ben o yoldan. Söküver estağfurullah. Buna kaynağı gel. Artık yani bu 100 bin pülümüzü alıp 4 saat, 4 saat, 5 saat daha var. O şöyle bir çöntürük bana mesela bize transportumuz kurulduk ama bu ise Toşken'e vadiden yarım saatte zorak çeker alırım. Korosu, Andrijon'un Korosu'dan 45 minutta var. Mesela. Namangan'dan yarım saatte var. Mesela şuna kaynağı misallarını kilitirin de. Şuna kaynağı mücazınızı sıkıntı, hafifsiz ve şanslı ekranını hakkında ham yaratıp verin. Yani hafızlık bunu kaynaklar. Bu uzun bor mahsul oldu. Yoklarsa maske, hava denge narsa maske, bu bor narsa. Koydan pülü bir kuyup olmasın diye. Beratkan pülünü, yani ki kampanya ki zayom tarikası da karzge bir yapkarlığını,
tushuntirib ichishimiz kerak. O'sha shartnomamizda zayomli kredit deydi biz berayotgan pulimizni. O'shanga yarasha biz ulush olishimiz mumkin, ulushlarimizni yoki qaytarib pulimizni olishimiz ham mumkin. Shunaqangi usullarda investitsiya kiritishligi mumkinligini tushuntirib berasiz. Mijozingizga ehtiyojlari haqida savol bering. U nimaga erishishni istashini bilib oling va mijozga tushuntiring. Ha? Bu tushunarli hammamizga. To'rtinchisi, bir necha paketlarni umumiylashtirib tushuntiring va o'zingiz ko'rayotgan afzallikni tasvirlab bering. Masalan, 1000 dollarga hozir masalan oddiy 10 oyda to'layman desangiz, oyiga 100 dollardan to'layman desangiz, 1000 dollarga 31 ming dona ulush olishligini aytib tushuntirib bering. Yoki yangi mana bu hozirgi bir promotiondan foydalanadigan bo'lsa, oyiga 200 dan o'sha 1000 ni to'laydi, 5 oyda to'laydi. Va u natijada 100 ming to'ladi. 31 ming ko'pmi, 100 ming ko'pmi tushuntirib bering, afzali tomonlarini tushuntirib bering. Savollar loyiha sizga qiziqarli. Mana masalan savollar berasiz-da, loyiha sizga qiziqarli bo'ldimi? Bu qiziqsa bo'ladigan loyiha ekanmi? Qaysi afzallik sizga qulayroq keldi? Paket to'lovi bir denga to'lansa afzalmi yoki 10 oy davomida bo'lib to'lash afzalmi? Tushuntirish savollarini yakunlang. Mana shunaqa har bittasini tushuntirib bering-da, shunaqangi savollar bilan berib, ochiq savollarni berib, ularga javob olganingizdan keyin registratsiyaga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Mijozingizni moliyaviy imkoniyatlardan bilib oling va loyihani keyingi bosqich rivojlanishida ahamiyatini tushuntirib bering. Masalan, nimaga qodirligini, mijozingizni qancha olishlikka imkoniyati bor, qanaqa paketga imkoniyati bor, qanaqa yo'llar bilan birdaniga to'lay oladimi yoki o'zi buzib to'lab yuboradimi? Mana shu savollarni berib, undan javobini olib, uni tushuntirib berishimiz va moliyaviy imkoniyatini ham bilib olishimiz kerak. Bundan tashqari qanday ro'yxatdan o'tishni tasvirlab bering va ko'rsating. Masalan, kompyuterni oldida bo'lsangiz yoki telefon orqali ko'rsatish mumkin ro'yxatdan o'tish deydi. Qanaqa bo'ladi? Oldin elektron pochta ochiladi. Elektron pochta manzilingiz bor bo'lsa, manzilingizni kiritib, kompaniyani sayt orqali SVC kompaniyasini, nimasini Skyway .capital, New Skyway Capital saytiga kirib ro'yxatdan qanday o'tishlikni kerakligini tushuntirib bering. O'zingizni masalan o'zi ko'pchilik o'z ishlashlikni istab qoldi keyingi paytda. Shunaqa o'zi ishlashlikni istab qolgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni silkangizni bering. O'sha silkangiz yo'llanmangiz bo'yicha sizga odamlaringiz, mijozlaringiz o'zlari registratsiyadan o'tishsin. Shunaqangi holatlarda ham yaratib ko'rsatib bering odam mijozlaringizga. Keyingi slayd. Ochilish qiyin, mayli. Tijoriy sifat, ya'ni o'sha tamoyillari, tijoriy sifat tamoyillari. Qisqa, lo'nda, oxirida qisqa xulosa bilan tuzilishi. Taqdimotingiz shunaqa bo'lsin, qisqa bo'lsin, lo'nda bo'lsin, oxirida shunaqangi qisqa xulosa bilan tuzilgan bo'lishi kerak. Kirish, dastlabki aloqa, birinchi taassurot, ishchi ishonchga kirish texnikasini qo'llang. Ishonchga kirish texnikasini aytib o'tdi-da yuqorida. Ishonchga kirishlik uchun o'sha dastavvalgi paytda shunaqangi bir transport haqida emas, o'zingiz haqingizda emas, biznes haqida emas, faqat bor muammolarni ochiqib ko'rsatib, bu muammolarga mana shunaqangi yechim borligini ko'rsatib berishingiz bu sizni asosan sizni haqingizda inson tasavvurat qilishligiga, ya'ni ham sizga ko'proq ishonch bildirishligiga, butanlikka ko'proq muhabbat qo'shishiga sabab bo'lib qoladi. Mijoz ehtiyojlarini aniqlash, savollarni mijozni qat'iy tinglang. Demak, mijozingizni moliyaviy holatini, ehtiyojini aniqlash yoki moliyaviy holatini aniqlashda siz unga bergan savollaringizga javobini diqqat bilan eshiting. Eshitish texnikasi ham bor-da. U mijozingiz gapirayotgan paytda uni ovozi bo'lmasdan, u nimani gapirayotgan bo'lishidan qat'iy nazar tushunib borib, siz mijozingizni so'zlayotgan so'zlarini aniq fikrlab anglab yetadigan bo'lsangiz, shu har bitta so'zdan bittadan savol chiqarishingiz mumkin. Shuni odamni o'ziga, masalan, e'tirozchi odamlar bo'ladi. E'tirozchi odamlarning gapidan o'sha e'tiroziga yarasha o'zining savoldan o'ziga javob chiqarishingiz mumkin. Yechimlarni taklif qiling. Qanaqa yechimlar bor? O'sha birdan to'lov, oylik to'lov, katta paket, kichkina paket, bularni hammasini yoki masalan, pul to'lamasdan ham kirib taklif bilan ishlasa, bonus orqali chiqqan bonuslarni xarid qilish mumkinligi bu narsalarni ko'rsatib bering. Isbotlash, argumentatsiya.
etirazlar bilan ishlash, mijozni ehtiyojlaridan kelib chiqqan yo'nalishda. Mijozi kelgan, o'sha o'zi aytib o'tdik-ku buni, o'sha argumentatsiya qilishlik, biz isbotlab berishimiz, texnikamiz, texnologiyamiz va ikkinchidan ana shu e'tirozlarga savollarni nima qilishimiz kerak. Bu yo'nalishni ham bir bilib olganimiz yaxshi bo'ladi. Yoki yopiq savollar texnikasi. Asosiy dalillarni umumlashtiring, aniqlik kiriting, kelishing. Bu yopiq savollar texnikasi. Demak, qaysi paket olgan bo'ladi? Sizga demak, uzib yuborishga, ya'ni oymoy to'laydigan paket sizga ma'qul keldimi? Shu paketni olmoqchimisiz? O'shani tavsiya qiling. Uni afzalli tomonlarini ko'rsatib bering. Masalan, promotion to'laydi bu narsa. Promotion to'lagandan keyin birdaniga to'lov qilganda bizda kichkina paketlarda, hatto katta paketlarda ham ro'yxatdan o'tgandagi 10%lik qo'shimcha berishligini eslatib o'ting. Yoki bir denaga to'lov qilsa, yana 10% qo'shilishligi haqidagi ma'lumotlarni tushuntirib bering. Va shuna qilib bu mijozingizni qiziqtiring. Hop. Yopish texnikasi. Har bir savdo haqidagi suhbat mijozning qaroriga olib keladi. Kim hamkorni taklif etmasa, u hech qachon muvaffaqiyatga erishmaydi. Borib biz insonni bir kishiga shu narsani taklif qilmaydigan bo'lsak, biz hech qachon muvaffaqiyatga erishmaymiz. Savdoning haqiqiy kaliti bu taklif. Taklifni eng hamkor bo'lishga bo'lgan kaliti buni ishontira bilish. Mana shu sizni muvaffaqiyatingiz shundan iborat. To'g'ri savol, mijoz qiziqishini aniqlash. Qiziqishli to'g'ri savol bu, masalan, qiziqdingizmi shu narsaga? Qanday bo'ldi sizga? Bu taqdimim yoqdimi? Yoki webinar yoqdimi? Degan savollar bilan to'g'ridan to'g'ri savollar berib, buni aniqlab, qiziqishini odamni aniqlab olishimiz kerak. Bizning loyiha sizga ma'qul bo'ldimi? Ro'yxatdan o'tasizmi? Qanday usulda hamkorlik qilamiz? Oldin aytgan gaplarimiz barcha shu yerda yana qaytarib takrorlanib kelyapti. Yopish texnikasi o'sha yakunlarga yetkazishdir. Yoki muqobil savollar, ikki xil usulda taklif etish. Ha, javoblar asosan ham bo'ladi. Ikki xil muqobil savollar bir, nima? Biz hozir siz bilan to'lovni qismlab to'lash usulida rasmiylashtiramizmi yoki birdaniga to'lov bajarasizmi? Taklifingizni qabul qilgandan keyin ro'yxatdan o'tib to'lov qilingan davrga kelganda o'sha ikkala savoldan ham qaysidir bittasiga ham bo'ladi-da. Hozir siz birdaniga o'sha $1000 to'laysizmi yoki qismlab-qismlab oyma-oy $100 to'lab borasizmi? Yoki mana bu yangi promotion bo'yicha oyiga $200 to'lab borasizmi? Ochiq savollarga o'z javoblarni berib, buni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Avval ro'yxatdan o'tib, so'ng o'zingiz paket rasmiylashtirasizmi? Yoki ro'yxatdan o'tishingizga men ko'mak ko'rsataymi? Ha, muqobil savollar bor-da. Yo ulusini, yo ulusini tanlaydi-da. Har ikki savoldan bittasini baribir tanlaydi mijoz. Mana shu narsani muqobil savollar deyiladi. Bu muqobil savollarni berib olishimiz kerak. Ha, javobli savollar. Mijoz har doim bunday savollarga ha, tasdiq so'zi bilan javob beradi. Eshitishimcha sizga qaysidir usul mos keldi, shundaymi? Ha. Siz bu kompaniya haqida rozilik bu mana shu paketga, masalan, $500 paketga rozilik berdingiz, ha? Ha. Siz ko'proq bu mana bu paket qoniqtiradimi? Ha. Sizni bu usulda afzalliklar ko'rdingiz, ha? Siz bu usulda afzalliklarni ko'rdingiz, ha? Demak, siz sarmoya kiritasiz va men rasmiylashtirishda sizga yordam ko'rsataman, shundaymi? Ha. Mana shunaqangi ha, savol javob bo'ladigan savollarni bersangiz, suhbat davomida sizga yorqinlik kelib qoladi, yorqin fikr keladi, uni insonni mijozingizni holati keladi, qanaqangi moliyaviy holati bor, qanaqangi ehtiyojlari bor. Shular haqida masalan, masalan aytish mumkin, to'rtta o'g'lim bor, katta suv yoshib qoldi. Kichkina 2 yosh bilan o'rnatirish kerak. Ana shunga yo'llarini ko'rsatib bering. 10 yosh o'g'lingiz mana uyiga medik kirguncha, masalan, bu yoqqa sarmoya kiritib ishlaydigan bo'lsangiz, ancha-muncha joyga borib qolasiz, qanchadir ko'proq foyda qilishga erishib qolasiz degan mavzuda suhbat olib borishingiz kerak bo'ladi. Benjamin Franklin texnikasi. Keling, bir varaq oq qog'oz olaylikda, uni o'rtasidan ikkiga bo'laylik. Bir tomoniga loyihaning afzalliklarini, ikkinchi tomoniga kamchiliklarini yozing. Siz loyihaning afzalliklarini yozing, mijoz esa kamchiliklarini yozsin. Ammo u yetarli miqdorda kamchilik topa olmaydi.
ve mijozga ayting, kamchiliklar bilan afzalliklarini taqqoslasin. Albatta mijoz topgan kamchiliklari afzalliklardan bir necha barobar kam chiqadi. Bu esa qaror qabul qilish uchun bir turtki bo'ladi. Ya'ni aslida bu savol javobni avvalo biz bitta qog'oz o'rtasidan chizib ikkiga bo'lib, bir tomoniga xo'p, sen e'tirozlaring bor ekan, kamchilik nima kamchilik bo'lishi mumkin ekan, yoz. Mani kamchilik bo'lsa kamchiligini yozsin, qanaqa nima kamchilik bo'lsa yozib chiqsin. Alhamdulillah. Siz esa o'sha masalan 5 ta kamchilikni yozgan bo'lsa, siz 10 ta, 12 ta, 15 ta afzalli tomonlarini yozib qo'ying. Ko'zida yaqqol ko'rinib tursin. Shunda u qaror qabul qilishi osonroq bo'ladi. Taqqoslov. Bizning sarmoyadorlik mahsulotlarimizni va imkoniyatlarimizni boshqa kompaniyalarning mahsulot imkoniyatlari bilan taqqoslab bering va bizning ustuvorligimizni ko'rsatib bering. Masalan, mahsulot deganda shu narsani aytishimiz kerakki, hamma narsa ham mahsulot. Kartoshka ham mahsulot, kofe ham mahsulot, choy ham mahsulot, transport ham mahsulot. Shu o'rinda taqqoslab berishimiz kerakki, sen mana masalan kartoshkani olib qo'ysan, qanchaga yetib boradi, qancha foyda ko'rasan, va kartoshkani sotaman deyapsan. Kartoshka olib sotsang qancha foyda ko'rasan? Qanchagacha sen saqlab tura olasan muddati? Saqlash muddati bormi? Yoki kofe, yoki choy. Uni muddati bor-ku, qandaydir muddati, muddati chiqqandan keyin u yaroqsiz holatga keladi. Yoki uni yana qaytarib olib borib sotib borish imkoniyati yo'q narsa bo'ladi. Shu o'rinda aytishimiz kerak, buni afzalli tomonini ko'rsatib bering. Masalan, qo'ydingmi pulingni yo'qotmaysan. Mana shartnomada 3 yildan 5 yilgacha muddatga zayom to'lov haqida kompaniyaga qarz sifatida berasan pulingni. O'shanga yarasha ulushingni olyapsan. Xohlasang ulushingni sotib kompaniyadan chiqib ketishing mumkin. Xohlasang dividend olib umrbod yashashingiz mumkin degan mana shu taqqoslovlarni keltirib berishingiz kerak. Savollar berib mahsulotni soting, javob taklif etmang. Savollar berib, uni javobini nima deb javob qilasiz bunga? Buning nima qilib javob qilasiz deb savol bermang. Siz savollarni bering, mahsulotni soting. Ya'ni o'sha savollaringiz bilan buni afzalligini bildingizmi? Transport kelajakda shunaqa rivojlanishlikka ahlingiz yetdimi? Bu transport boshqa transportga nisbatan kam avariya bo'lishligini eslab qoldingizmi? Shunisinga savollarni berib, faqat siz ulardan mahsulot sotishga harakat qilavering. Mahsulot haqida 3 soatlab seminar o'tkazishdan tayinlaning. Mahsulotni ezib belgi boshqasi chiqarman deb turolmang. Kamroq gapiringani yaxshi bo'ladi, samaraliroq bo'ladi. Sizning shaxsiy tarixingiz taqdimotingizning bir ta'kidlanishi hisoblanadi. Ya'ni shaxsiy tarixingiz o'sha taqdimotda oxirida men 15-chi yilda keldim. O'sha paytda bizga 100 dollar bersak 60 mingta aksiya berardi. Hozir 100 dollarga 2400 beryapti. Qanaqa afzalliklari bor? Bora-bora shu holatga keladi. Hali mahsulot chiqmasdan turib, mana ko'rdingizmi, qancha foyda ko'ryapmiz. Mahsulot bozorga chiqqanda yana ham foydamiz kuchayib ketadi deb odamni to'lqinlantiring. Mijozingizni ijobiy javoblari. Mijozlar muhitiga, his-tuyg'ulariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mijozga savollar berishdan qo'rqmang. Ajoyib bir nimalardan mavzular. Shunaqa mana bu yozuvni chatga qo'yamiz bu narsani. Har safarga o'tkazgan taqdimotlarimizni, har safarga o'tkazgan suhbatlarimizni, webinarlarimiz, seminarlarimiz hammasini YouTube'ga yoki mana chatlarimizga qo'yib boryapmiz. Bundan albatta chuqurroq foydalanish imkoniyati bor. Ya'ni ki zaps qilib olganingizdan keyin yoki biz zapsini chiqarib beramiz. Zaps chiqqandan keyin uni siz to'xtatib tushunib ishlab borishingiz va o'zingizni kelasi suhbatlarga tayyorlashingiz mumkin bo'ladi. Ko'p sotuvchilar nimanidir unutgandek xavotirda bo'lishadi. Hatto suhbatda ham yana bir odam borligini unutishadi. Va nimalarnidir gapirishadi. Suhbatdoshingizga hamdardlik bildirish muvaffaqiyat kalitidir.
Bu mazur şunuzun kengat ayrılgan bozak. Taqdim otu yapgan paytta kandadır esen kira bir nümer ütkan da kira. Şunun için taqdim otu avval taqdim. Taqdim otu avval uzengiz oynaydı karat tişiyiz mümkün. Uzengiz oynanı aldığı borup taqdim otu ütük durin. Kanaka çıkayıp, kanaka yok. Yok ki kompüter bulunduğun varsa kompüterde uzunuz hatırınızı zaps kılın. Zaps kılın da içtik burun. Kanaka böyle yaptı. Kayda kamçılık var. Kamçılık var yolu onu en alıp bunu kayta kayta piştirip gen 10 bin aldığına çıkayım. Bu öyle ki nümayen dur isimizden çıkan koyduğunda kufar olmuş kalatı çıkaydı ben borsanız. Ama insan uzun işen için kere bu proyektike. Uzun işen gönderin boşan işen turist bir iş kere. Uzun işen mesela boşan işen turan mıydı? Subatırkan da artık bildirişlik, yani bir kalmış durgan bölse o kalak var, sonra hep bir ciddi bir hamdazlık bildiriş gerçi edilen bölse, yok ki topu kaçkan buluşu mu, hamdazlık bildirip, yok ki bir oğlu vafat kıyan buluşu mu, şuna kanka gama halak dikeyen bölse, onun galiba da tasarlı verin. Bu ise sizin muvaffakiyetinizi kelet edin. Şimdi bazı bir uşa Başkur, biznes egelerini bir sözlerden eslap koyamış yerde. Şicaatsiz satıcı huddu bir amaldor kebidir. Amaldor ne kadar? Dava ekele de kalk kalk bir ha 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 kulu iki tane. Yani, şicaatı yok satıcı, yani siz zor teknolojilerinden faydalanıp, söz üstelikinden faydalanıp, şöyle takdimatı, şu şicaatıyla mutlulukla bulsanız, bu kadar bir yasa ve odam koşamayız. Önde siz hakiki satışı bulayız. Şücaat yok bu adı olması bir amal doğrusu yani gelip gitti desin yani bu kolarken de. Uzunuzda icabı hız duygular ve kuvvetini korsetin. Hem işe şücaatını saklayın. Şücaatı doğru, şücaatı bu şeyin hareket kılın. Keyingi slaydımız. Hop. Hala bugünkü mavzuyumuzun hoşuna gitti. Barça katlaşçılarına şücaat dileyim ve taşrifimizden minnettarım. Hem bana bir omad, çünteyine kadar omad, savallı olsa savallı işlemiz merhamet. Tıklayımatımız tügede, bugünkü mavzuyumuz tügettik, savallı olsa merhamet yazarız. Savallı var mı? Merhamet, yatmazlar. Hop, dilafros qo'l ko'taribsiz. Ovoz beraymi? Mikrofon beraman. Marhamat, mikrofon berdim sizga. Zaprosingiz tasdiqlandi. Gapingiz bo'lsa marhamat. Onlayn tarzda gapirishingiz, savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin. Biror bir takliflaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Sizda mikrofon yo'q turibdi hozir. Tasadüfen bıptı mı? Uçup koyayım. Tamam, sen sen uçurduk. Kırıp kırıp bir mağaz oradan bozanız. Sağ olun, bozan merhamet.